Erdoğan'ın tavrını konuştuk ya Mustafa. Deva biraz hani bana kalırsa yani AK Parti'nin ilk çıkış zamanında hani o merkez sağda kendini konumlandıran AK Parti'yi alternatif olarak yaratmak istiyor belki Evet. kendini. Belki değil öyle görünüyor. Onun dışında şimdi Deva'yı buradan çıkardığımızda Gelecek ve Saadet Partisi'nin işbirliğinde neyi görüyoruz? Yani hangi tabana hitap eden bir birlikteliği görüyoruz? Grup kurarlarsa da ki öyle görünüyor. Hani büyük ihtimalle beklenti o. Nasıl mesajlar mecliste nasıl hareket edecekler? Liderler herhalde sırayla Ya bir konuşacak. kere ben Hangi bunu tabana mesaj verecekler? yani burada taban olarak değerlendirmek belki çok şey olmayabilir ama ben şunu Saadet Partisi açısından söyleyebilirim. Saadet Partisi düğün önceki gün değil 21 yıldır. Hatta daha eskiye götürebilirim. Yenilikçi gelenekçi hareketi sen de çok iyi hatırlarsın. O günden beri AK Parti'ye muhalefet ediyor. Şöyle bir yanılgı var. Saadet Partisi sanki 2018'de Millet İttifakı ile birlikte AK Parti'ye muhalefet etmeye başladı diye. Bu yanlış. Yani AK Parti'nin kuruluş prensiplerine, kuruluş felsefesine itiraz ediyordu Saadet Partisi. O yüzden en başından beri muhalefet eden bir parti. O yüzden bu parlamentoda olmuş, olmamış, 10 kişiyle olmuş, 5 kişiyle olmuş, 20 kişilik grupla olmuş çok fark etmez. Bu muhalefetini devam ettirecektir. Çünkü Milli Görüş Hareketi'ni herhalde iyi bilen bir gazetecilerden biri olduğunu düşünüyorum. İktidarda değilse muhalefettedir. Yani muhalefet eder. Ama iktidarda hizmet edebilecek her türlü imkanı da oluşturmaya çalışır. Milli Görüş geleneğinin siyasi geçmişine baktığınızda aslında bugün çok yadırganıyor, tuhaf bulunuyor gibi ama daha önce birçok kesimle ittifakı olmuş. Buna yine geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi de dahil. Merhum Ecevit Erbakan'ın koalisyonu var. İşte Kıbrıs Barış Harekatı gibi. Çok detayına girmek istemiyorum. Merhum Türkeş'le var. Demirel'le var. Merhum işte Çiller'le. Yani toplumun bütün siyasi kesimleriyle dönem dönem işbirlikleri yapmış, ittifaklar kurmuş. Bu konuda ciddi tecrübeye sahip bir siyasal parti, siyasal hareketten bahsediyoruz. O yüzden ben parlamentoda bu noktada hangi kitleye hitap edecek? Bütün Türkiye'ye hitap edecekler. Aslında burada Sonuçta vurgulamak istediğim biraz da şuydu Mustafa. Hani iktidar da eğer böyle bir engelleme hareketi içerisindeyse burada rahatsız eden bir şey olacak belli ki. evet, yani tam da burada işte bu çaba biraz o yüzden ben de bunu yeni öğrendim. O yüzden hani toplumu bir anayasa beklentisi böyle toplumu kucaklayacak yeni bir anayasayı tartışırken böyle bir bilgiyle karşılaşmak doğrusu beni de şaşırttı. Yani gerek yok bu tür şeylere. Siyasette tamam bir takım şeyler olur ama hani 3 parti bir araya gelirse 38-40 biz grup sayısını 40'a çıkaralım gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Veya şimdi 30'a düşürelim, 30 daha ikna edici olur falan. Bunlar doğru değil. Umarım böyle bir şeye ihtiyaç duymazlar. Ne kadar güçlü bir parlamento olursa, ne kadar etkin bir parlamento olursa, toplumun kendisini ifade edebildiği, ne kadar farklı partilerin temsil edildiği bir parlamento olursa, bence bundan hepimiz karlı çıkarız. Deva bu arada 15 vekil, acaba 5 vekil daha başka bir yerden kendisine katma gibi bir çalışma yapıyor mudur? Yani tek başına bir grup kurma ihtimali var mı Deva Partisi'nin? Ya şu anda benim bilgim dahilinde öyle bir şey yok ama çok çalışıldığını biliyorum. Bu grubun 3 partili olarak gerçekleşmesi noktasında çok ciddi çabanın harcandığını biliyorum. Ama dediğim gibi Deva bu noktada senin de az önce ifade ettiğin gibi kendisini siyasette farklı bir yerde merkeze oynamak gibi belki kendisi açısından konumlandırmaya, konuşlandırmaya çalışıyor. Şu anda da hani o 5 milletvekili ya öyle bir ihtimali çok gündemde değil yani siyasetin zemini şu anda buna çok uygun değil ama ilerleyen süreçte siyasette sonuçta hiçbir kapı tam kapatılmaz. Bu grup bu noktada devada belki ilerleyen süreçte katılabilir mi? Bilmiyorum süreç içerisinde ama grup kurmanın şüphesiz bütün liderler ne kadar önemli olduğunu farkında. O yüzden ben hani Saadet'le Gelecek arasında gerçekleşmesi muhtemel bir grup
bu konuda daha teşvik edici olabilir. Yani onun sonuçlarını Aha. gördükçe. Az önce söyledim ya, yani birbirinden bağımsız 50 milletvekiliyle grup kurmuş 20 milletvekili meclis düzenlemeleri, iş tüzüğü gereği çok daha etkin hale evet. geliyor. Genel kurulda temsiliyet, komisyonlarda temsiliyet, söz hakkı alma, ekstra meclis danışmanlarından yararlanma, orada grup odanızın, grup salonlarınızın olması, yani birçok size imkan oluşturuyor, imkan sağlıyor. Bu noktada bu somut bir örnek ortaya çıkarsa, ki çıkacak gibi görünüyor öyle. Hı hı. O da teşvik edici olur DEVA açısından. Belki bu grup giderek daha da büyür. Evet, bakalım. Yani birkaç güne sanırım duyacağız evet, bu haberi. Ya öyle görünüyor. En azından meclis tatile girmeden önce evet. Türkiye... 15 Temmuz'da girecek. Yani bir 10 gün var meclisin tatile girmesine. Şimdi 5 dakikamız daha var. Yeni anayasa çalışmaları da önemli Mustafa. Orada nasıl işbirlikleri görebiliriz? Yani hani yan yana gelmeyen ya da karşı karşıya olan siyasi partileri bir arada görebilir miyiz? Yani o getirilecek düzenlemelere bağlı, ama bence burada temel yaklaşım, eğer bu anayasa tartışmalarını seçim öncesi gündeme getirmek, çünkü tekrar söylüyorum bir şekilde birkaç ay sonra Türkiye'de bütün yine hamleler, adımlar yerel seçimlerle ilgili olacak. Biraz endişem şu, kim nasıl bir araya gelirden ziyade sonuçta meclisteki çoğunluğu itibariyle de iktidarın gündeme getireceği anayasa değişiklikleri burada belirli ölçü olacak. Hı hı. Seçimlere yönelik bir takım strateji olarak görürse, stratejik adımlar olarak görürse, mesela başörtüsü gibi, işte toplumda hani klasik seküler, dindar, işte sağ sol ayrımını teşvik edecek bir strateji gibi görür. Buna ilişkin bir takım hamlelerle, düzenlemelerle toplumun önüne gelirse, ben bundan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Bu bir seçim malzemesi olarak kalır. Hı hı. Çok da ihtimal dahilinde görmüyorum ben seçim öncesi bir anayasa değişikliğinin gündeme gelse bile muhalefetin bunun üzerine çok durmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hep bu maalesef geçmişteki tecrübeler gösterdi ki seçim malzemesi olarak kullanıldı bu tür polemikler, anayasa tartışmaları. Oysa Türkiye'nin bence bu noktada çok ciddi bir birikim var. Bütün partiler, biz her sene, belki iki senede bir mutlaka bir anayasa tartışıyoruz. Ben yine Saadet Partisi'nden biliyorum, onlarca üzerinde çalışılmış anayasa metni var, raporlar var. Meclis anayasanın... komisyonun yaptığı da bir çalışma var. 2011. Var yani, biz bu noktada evet. hakikaten birikime sahibiz. Birikim noktasında nasıl bir anayasa yapılacağı noktasında ben bir bilgi, materyal eksikliğimizin olmadığını düşünüyorum. Sadece yaklaşım eksikliğimizin olduğunu düşünüyorum. Eğer burada gerçekten, yani 100 yıl diyoruz ya, ikinci yüzyıl, yani herkesin farklılıklar içerisinde birbirini anlayarak yaşayabileceği bir yüzyıl inşa edeceksek, burada stratejiden ziyade samimiyete şey yapmak hı hı. lazım. O samimi zeminde bir anayasa çalışması yapılırsa, anayasaların bence, çok uzatmıyorum ama, en temel özelliklerinden birisi hep şöyle, yani çoğunluğun dediğinin olduğu değil. Hayır, anayasaların asıl, bence bir hukukçu değilim ama, azınlıkların hakkını koruyabildiği kesinlikle. Ölçüde anayasa olur. Yani orada farklı olan bir kişinin, bir toplumun, bir grubun hakkını koruyabilecek şekilde bir anayasa yapılması lazım. Yoksa çoğunluk sadece yeterli değil bir anayasa yapımı için. Çoğunluk ben istediğimi değiştiririm, istediğim gibi yaparım. Sayı 20 idi, 40'a çıkardım. Yarın işime gelmedi, 30'a düşürdüm. Bu değil. Hakikaten Türkiye'nin faydasına, toplumun faydasına olacak bir düzenlemeyle gelirse, bence Türkiye'ye de yapabilecekleri en büyük katkı yapmış olurlar. Zaten şimdi yeni anayasa deyince vatandaşta etkisinin ne olduğunu da merak ediyorum. Çünkü hani yeni anayasa deyince böyle bir iki madde dile getiriliyor. İşte son dönemde aile kavramı, LGBT'yi çokça duyuyoruz. Onlarla bir, dediğin gibi biraz... İşte bir seçim kutuplaşması. Evet. Bunu bu tartışmaya odaklarlarsa, değerler, aile yapısı, başörtüsü gibi bir zeminde tartışılırsa, burada temel kural, evrensel şeyler var. Yani hakikaten inançlar, kanun düzenlemesiyle ele alınamaz. Yani bunlar temel hak ve özgürlükler. Ya bu noktada bir yasak ya da özgürlük tanımlaması yapmak bir kere çok saçma bir şey yani.
O yüzden bence samimiyetin belirli olacağını düşünüyorum. Yani samimi bir şekilde bir anayasa metniyle Türkiye'nin gündemine gelirlerse elbette farklı itirazlar olacaktır ama Türkiye bunu yapabilecek tecrübeye sahip. Çok teşekkürler Mustafa. Ben teşekkür ederim. Yani neredeyse seçeneğe. Bir saattir konuşuyoruz. Daha konuşsak konuşuruz. Çünkü bitmiyor hakikaten. Yaz dönemindeyiz. Bayramı atlattık ama. Türkiye çok zengin. Yani bu eskilerin ifadesi vardır. Mümbit, verimli. Gündem konusunda. Evet. Bir gündemi tam konuşamadan bir başka gündemle sarsılıyoruz. Gazetecinin sıkıntısı yok değil yok. Mi? Yok. Ama biz de şöyle hava durumu, havalar bugün nasıl falan diye konuşabilseydik o daha güzel evet. Bence.